Değerli izleyenler, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen 90. Gazi Koşusu ünlülerin de katılımıyla harika görüntülere sahne oldu. Bu arada koşuyu izlemeye gelen hanımefendiler birbirleriyle şıklık yarışına girdi, izliyoruz. 21 numarada Işın Karaca bir yıldır küs olduğu hangi meslektaşına zeytin dalı uzattı? Bizde kin kinaye yok, nefret yok. 1950'lerin İngiltere'si İstanbul'un göbeğinde nasıl canlandı? En heyecanlı, en prestijli at yarışında neler yaşandı? İkincilikte 5 numaralı Greystone vardı, hemen yanına Whitehawk geldi. Bu yıl 90. kez düzenlenen Gazi Koşusu için Veliefendi Hipodromu'ndayız. Temsilin gayretleri var, son 100. Greystone şampiyon daha koşuyor. Greyfurter şampiyon daha koşuyor. At koştu, baht kazandı ama gözler şampiyondan çok şıklıklarıyla herkesi büyüleyen hanımların üzerindeydi. You are all I long for, all I worship and adore. Veliefendi Hipodromu'nda sanki 1950'li yıllar yaşandı. Geleneklere uygun şekilde hanımlar birbirinden ilginç ve şık şapkalar takmıştı. Görünüşleriyle İngiliz asilzadeleri gibiydiler. Listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you call this understood, you ain't got no money, you just ain't no good. Hani şey böyle, biz bir askot kıvamına geldik, hani bütün hatunlar şapkalı falan olmak üzereyiz yani. Gazi Koşusu'nu kızı Mia ve sevgilisi Tuğrul Otabaş'la izleyen ünlü şarkıcı Işın Karaca ortamı çok beğenmiş. Hatta İngilizlerin meşhur kraliyet yarışları olan askotla kıyaslamaya bile başlamış. Hatta son bir yıldır at yarışlarının sıkı takipçisiymiş. Ya ben ne zaman oynasam altılıyı tutturuyorum da. Tuğrul esas şansı, o yedili tutturuyor falan. O iyi canı kesmiyor, yedili kesiyor onu. Demet Akalın ve Işın Karaca bir zamanlar yakın dosttu. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Ama geçtiğimiz yıl nedendir bilinmez aralarına kara kedi girmiş, selamı sabahı kesmişlerdi. Aramıza yollar yabancı kollar, zor yıllar girdi. Meğer sessiz sedasız küslükleri gibi geçtiğimiz günlerde de sessiz sedasız barışmışlar. Küslük bitmiş, dostluk baki kalmış. Bir programda şaka yaptıktan sonra mesajlaşmaya başladık. Oğlum hastalandığında ilk Demet attı, hakkını yemeyeyim. Bizde kin kinaye yok, nefret yok. Yani küseriz, barışırız. Bir şey olmaz bize ya. Atlar parkurda koştu, seyirciler heyecandan yerinde duramadı. Türütan ve Zübeyde Hanım isimli atları olan ünlü türkücü İsmail Türüt de heyecandan yerinde duramayanlardandı. Üstelik geçen yıl pek çok yarış kazanmıştı atları. Şimdi az önce bir koşu koştu ya. Bu koşuları geçen sene kazanan benimdi bu. Atatürk'ün annesinin adına Zübeyde Hanım koşusu. Benim vitrinler kupalarla dolu. Bir kadın bir erkeğin ozanı, atları olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü oyuncu Emre Karayel, Türkiye'nin usta kadın komedyenlerinden Yasemin Yalçın, piyanonun dahi çocuğu Fazıl Say. Herkes Gazi Koşusu'nu izlemek için tribündeki özel localarda yerini almıştı. 9 numara. Ve beklenen an geldi. 22 safkan İngiliz tayı starting box'tan aynı anda çıktı. Start verildi ve bu yıl 90.sı düzenlenen Gazi Koşusu başladı. Çıkışta 14 numaralı Temsil ve 21 numaralı Fulita iki boy kadar geride kaldılar. Atlar koştukça heyecandan ellerinde kuponları ıslanan binlerce kişinin de sesi yükselmeye başladı hipodromda. Finish çizgisine yaklaştıkça gerilim de arttı. Greystone şampiyon daha koşuyor. Greyfurter şampiyon daha koşuyor. Temsil geliyor. Bu heyecandan da anlaşıldığı üzere kazanan şanslı azınlığın içinde ünlü şarkıcı Işın Karaca da var. Kalbim duracak. Kendi atım yok yarışa ama kalbim duracak. Ben çok heyecanlanıyorum yarışında. Hem Türkiye'deki en prestijli kupalardan biri olan Gazi Kupası'nı hem de 2 milyon 466 bin liralık ödülü kazanan Greystorm isimli at oldu. Jokeyi ve atın sahibini ilk tebrik edenlerin arasında usta oyuncu Yasemin Yalçın da vardı. Güzel bir gündü hepimiz için. Birinciyi kutluyoruz. Çok güzel bir onur, çok güzel bir şeref. Atamızın adına alınan bu ödüle çok kutluyoruz, tebrik ediyoruz.